Herkese tekrardan selamlar efendim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yine yepyeni bir mod videosuyla daha karşınızdayım. Fakat tabi ki videoya geçme önce eğer ki sizler de benim gibi Minecraft'a mod tanıdığımları videolarını seviyorsanız kanalıma abone olmanız ve bildirimleri açmanız yeterli. Ayrıca abone ol yanında bulunan bildirimleri açtığınız takdirde gelecek olan videodan anında haberdar olabilir. İlk yorum yazma şansını zarar efendim. Ayrıca bu kanala katılarak da bana daha fazla destek olabilir ve daha birçok özellikten yarar alabilirsiniz. Bunların yanında yorumlarda ve canlı sohbette kullanacağız. Birçok özel emojiye ve daha birçok ajda hakkı sizleri bekliyor. Bildiğiniz gibi sinir doğrusunda kanalımda birçok mod videosu çekmekteyim. Umarım çekmiş olduğum modları beğeniyorsunuzdur. Ayrıca benden de çekilmişsiniz modlar varsa da bunları şu anda yorumlarda yazabilirsiniz. O zaman ne duruyorsunuz hemen yani şu anda bana önermiş olduğunuz modları yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman şimdi videomuza geçelim ve bugünkü moddan bahsedelim. Başlıktan da anlayabildiğiniz gibi bugünkü konumuz Spider-Man modu. Evet yanlış duymanız. Bu Spider-Man modu sayesinde sadece ana olarak Spider-Man'e sahip olmakla da kalmıyorsunuz. Bunun yanında daha birçok kahramana sahip oluyorsunuz. Ki sadece mod burada kahraman ve Spider-Man sunmakla da kalmamış. Bunun yanında her bir kahramanın kendi özel verdiği özellikler var. Mesela diyelim ki Spider-Man can yenileme özelliği veriyorsa bize de aynı özelliğini kazandırıyor. Zaten bunları da vermiş olduğu tüm özellikleri de video içerisinde bakacağız. Şimdi ise modla ilgili bilgi verelim. Şu anda bu modumuz Minecraft'ın 1.18.2 sürümünü yani son sürümü desteklemekte. Ayrıca bu modu Minecraft P, Minecraft Windows Edition ve iOS cihazlarınızda da rahatlıkla oynayabilirsiniz. O zaman şimdi ilk öncelikle bu modu nasıl cihazınızı indireceğinize geçelim. Daha sonrasında videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Videomuza devam etmeden önce zira nasıl modları indirip göstermek istiyorum. Tabii ki örnek olarak ben burada daha önce çekmiş olduğum sırt çantası linki üzerinden göstereceğim. Tabii ki de şunu da unutmayın. Tüm linkler de çalışacaktır. Ben şu anda sadece burada örnek göstermek için sırt çantası linkini kullandım. İlk öncelikle açıklama kısmındaki vermiş olduğum linke tıkladığınızda karşınızda böyle bir sayfa çıkacak. Burada bulan devam etmek için tıkla butonuna basıyorsunuz. Ve daha sonrasında açılan pencerede 5 saniye bekliyorsunuz. Daha sonrasında ise 5 saniyelik sürede olduktan sonra burada bulan linke git butonuna basıyoruz karşımıza tekrar burada linke git butonu çıkmakta Aynı şekilde yine linke git butonuna basıyoruz ve bakın linke git butonuna bastığımızda karşımıza şu anda indirme sayfası geldi buradan rahatlıkla indirebilirsiniz Tabii ki sizlerde daha çok reklam verebilir YouTube'a yönlendirebilir veya farklı reklamlar atabilir o durumda ise o siteyi tamamen kapatarak tekrar denemenizi tavsiye ederim cihazımıza indirdikten sonra ise bakın burada bulunan indirme tamamlandı butonu bulunmakta buna bastığınızda Minecraft Flash büyük ihtimalle gelecektir fakat eğer ki gelmiyorsa yapmanız gereken işlem çok basit. Estos yöneticisi uygulamasını kullanıyoruz. Tabii ki de ben her videomda zaten Estos yöneticisi uygulamasını indirme linkini veriyorum. Direkt rahatlıkla bu uygulamayı indirebilirsiniz. İndirdikten sonra ise bakın burada dahili depolama bulunmakta. Buna girdiğinizde siz modu nereye indirdiyseniz oraya seçmeniz gerekmekte. Normalde varsayılan olarak birçok cihazda dolant indirilenler klasörüne gitmekte. Buraya girdiğimizde ise bakın bizim az önce indirmiş olduğumuz sırt çantası modu bulunmakta. Bunun üzerine bastığınızda ve belli bir süre beklediğinizde şu anda bakın burada uygulamayla aç seçenekleri çıkmakta. Tabii ki burada direkt Minecraft'ta belirmeyebilir. Biraz daha aşağılarda da olabilir. Minecraft'ı seçip direkt sadece bu sefer denemeniz yeterli. Daha sonrasında ise otomatik Minecraft açılacaktır ve kuruluma başlayacaktır. Fakat diyelim ki burada Minecraft çıkmadı. Peki ne yapacaksınız? Tek yapmanız gereken tekrar paketin üzerine gelip burada alt tarafta bulunan yeniden adlandır seçeneğini seçmek. Bunu seçtiğinizde bakın burada şu anda mecaptan uzantısı olarak gelmekte. Fakat eğer ki der de zip olarak gözüküyorsa veya farklı bir uzantı olarak gözüküyorsa ne yapıyorsunuz? Diyelim ki burada zip yazıyor. Nokta zip yazan kısmı siliyorsunuz ve ekranda da olduğu gibi buraya mecaptan yazmanız yeterli. Daha sonrasında tekrar kaydedip tekrar üzerine bastığınızda Minecraft otomatikman çıkacaktır. Evet efendim kısaca kurulmuş şekildeydi. Şimdi ise videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Evet efendim önceki videoda gördüğünüz gibi cihazınızı indirmek bu şekildeydi. Şimdi ise gelelim bir diğer aşamaya. Yani Minecraft'ı kurma aşamasına. Burada oyna butonunu seçtiğinizde yine burada kurulum oldukça basit. İsterseniz bu modu oyunda yeni düğün olarak kurabilir. İsterseniz de daha önce oynamış olduğunuz bir dünyayı kurarak oynayabilirsiniz. Ben şu anda burada sizlerle birlikte yeni bir dünya şurarak göstereceğim. Yeni dünya ayarlarına geldiğimizde ise burada bulunan dünya adınızı evvel sene oynamadığınızı istediğiniz gibi tamamen size kalmış. Birazcık aşağı kaydadığınızda ise karşınıza denemeler sekmesi çıkmakta. Bu mod için burada bulunan tatil uçuşucu özellikleri, özel bir oluşturma ve diğer modifikasyon becerileri seçenekten açmanız gerekiyor. O zaman şimdi ise kurumun son bir aşamasına geçelim. Kurulumun son aşaması için ise burada Ektan tren menüsünde bulunan kaynak paketlerine geliyoruz. Tabii ki de sarı sıkma kısmındaki vermiş olduğum linkten bu indirinizde paketlerin menüsünde en üstte yer alacaktır. Daha sonrasında ise benim yaptığım gibi buradan paketlerimi seçip direkt en üstte bulunan Spiderman paketini etkileşimleri tıklayarak etkileşimimiz yeterli. Daha sonrasında ise aynı işlemi burada davranış paketleri için de yapmamız gerekiyor. Yine buradan da paketlerin menüsünü seçip yine bakın burada Spiderman paketi yer alıyor. Yine ne yapıyorum az önceki yaptığım gibi burada etkileşim butonunu seçiyorum. Ve bakın burada karşıma çıkan menüde de Devam et'i tıklıyorum. Evet dostlar kısaca kurulmuş gibiydi Şimdi ise yeni dünyayı oluşturalım. Ve bakalım Spider-Man modunun ve daha sunmuş olduğu birçok kahramanın ne özellikleri varmış. Evet dostlar şu anda dünyamıza oluşmuş bulunmaktayız. Peki biz bu spider e ve modun sunmuş olduğu diğer süper kahramanlara nereden sahip olacağız? Sahip olmak için tek yapmanız gereken burada envanterinizi açmak. Daha sonrasında ise burada ekipman menüsünde bulunan göğüs zırhları bölümüne gelmek. Bakın buraya geldiğinizde modun sunmuş olduğu tüm kahramanların dönüşme özelliğini görebiliyorsunuz. Peki ben bunlara nasıl dönüşeceğim? Mesela diyelim ki ben buradan örnek veriyorum. Bir tane kahraman aldım. Elim aldım ve şu anda dönüşmeye çalıştığımda bakın dönüşemiyorum. Çünkü tüm canlılar dönüşmek için sizin bunu göğüslük kısmına giymeniz gerekiyor. Evet gerçekten de biraz daha tuhaf. Ne yapıyorum? Tekrar burada envanterimi açıyorum. Ve bakın bunu şu anda göğüslük kısmına getirdiğimde karakterime dönüşmüş oldum. Evet birazcık Saçma gelebilir ama bu şekilde dönüşme mekaniğimiz var dostlar. Yani kısaca buradaki süper kahramanları dönüşmek istiyorsanız zırh yerine giymeniz ve daha sonrasında kullandıktan sonra tekrar kapatmak istiyorsanız da zırh bölümünden çıkarmanız gerekiyor. Peki hemen birkaç örnek süper kahraman üzerinde deneyelim. Bakalım bize ne özellikler kazandıracak. Evet şu anda bakın envanterimde de gördüğünüz gibi burada birkaç tane süper kahraman çeşidi aldım. Peki ne yapıyordum dönüşmek için burada yine? Bunu zırh bölümüne giyiyordum. Zırh bölümüne giydiğimde ise bakın şu anda... Seçmiş olduğum mı dönüşmüş oldum. Bakın burada sadece dönüşme olayı yoktu ve vermiş olduğu özellikler vardı değil mi? Bakın şu anda bunları da sağ tarafta görebiliyorsunuz. Sağ taraftaki bölüme tıkladığımızda şu anda bu canlının vermiş olduğu tüm özellikleri görebiliriz. Burada bir sene bize vermiş olduğu özellik inelenme 3. Mesela burada bize bir özellik kazandırmış. Bu canlı bir özellik kazandırdı diye her canlı bir özellik kazandıracak diye bir şey yok. Yani burada her canlının vermiş olduğu özellik farklı. Zaten bunları da videonun ilerleyen dakikalarında göreceğiz. Aynı şekilde dış görünüşten baktığınızda da karakterimiz bu şekilde gözükmekte. Peki hemen diğer canlılarla devam edelim. Diğer bir canlımız burada Venom. Yine ne yapıyorum dönüşmek için? Buradaki zırhımı çıkarıyorum ve yine Venom'u koyuyorum. Bakın Venom'u koyduğumda şu anda yine Venom'a dönüşmüş oldum. Gerçekten görüntüsel bakımından baktığımızda çok güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Kendi az animasyonları da bulunmakta. Normalde biz normal karakterde kollarımız yapışık dururdu. Ama bakın burada daha değişik özellikler ve animasyonlar kazandırılarak yapılmış. Yine burada baktığımızda her karakterde olduğu gibi yine bize farklı özellik sunmakta. Tabii ki de yine burada yenilenme üç yani az önceki efektin aynısını görebiliyoruz. Ama tabii ki de her canlı özellikleri değişecek diye bir şey yok dostlar. Yani belli başlı canlıların daha fazla vermiş olduğu özellikler olabiliyor veya daha az özellik de verebiliyor. O zaman şimdi diğer bir canlıya da devam edelim. Şimdi başlıktaki süper kahramana geçelim. Yani Spider-Man. spider, -Man. spider -Man dönüşmek için yine burada ne yapıyorum? Bunu göğüslük kısmına giymem yeterli Spiderman'in şu anda farklı bir versiyona dönüştük Yine burada vermiş olduğu özellik yenilenme 3 olarak karşımıza çıkmakta Tabii ki dostlar burada Spiderman'in birçok versiyonu bulunuyor yani Tek bir varyasyondaki Bir süper kahraman Birçok çeşit de barındırıyor mesela buraya bir Spiderman yazdığımızda bakın şu anda Karşımıza Iron Spider ve yine farklı Spider'lar karşımıza çıkıyor Peki bu modumuz sadece bizlere Süper kahraman mı sunuyor Hayır dostlar Hey keyfini vermek gibi olmasın ama Videoya devam etmeden önce eğer ki sen de benim gibi Minecraft'ta mod tanıtımları videolarını seviyorsan kanalıma abone olmayı tavsiye ederim. Çünkü senin için kanalda yüzden fazla çıkmış olduğum birçok farklı ve sevebileceğini düşündüğüm mod videosu bulunmakta. Ayrıca şu anda sağ taraftan çıkan karttan da kanalda yüzden fazla çıkmış olduğum birçok farklı mod videosunu tek bir oynatma listesinde izleyebilirsin. Peki senin bu modla ilgili görüşlerin ne? beğendin mi veya beğenmediğin özellikleri var mı? senin düşüncelerin çok önemli. Bunları da bana yorumlarda belirtebilirsin. Evet gerçekten de yanlış duymanız. Modun bizlere sunmuş olduğu kahramandan ziyade burada kullanabileceğimiz silah gibi ek araçlarınız bulunmakta. Bunlara da yine hepsi menüsünden en alta inerek erişebilirsiniz. Peki burada nelerimiz var? Bakın mesela pistol. Pistolü tabii ki kullanabilirim. Yine bu pistol silahını kullanmak için tek yapmanız gereken ekrana basılı tutmak. Bakın şu an ekrana basılı tuttuğumda silahımı istediğim gibi kullanabilirim ve düşmanlarımı bununla yok edebilirim. Tabii ki yine bakın burada birçok farklı eşya karşımıza çıkmakta. Ama şu anda benim en çok ilgimi çeken burada telefon oldu. Bakalım bu ne işe yarıyormuş gerçekten de merak ettim. Hemen bir deneyelim. Şöyle envanterimi aldım ve bunun ismi şu anda cell phone olarak geçiyor. Peki bunu kullanabiliyor muyuz? Gerçekten de merak ettim. Aslında bu imkansız bir şey ama merakımdan duramadım. Bakalım bu telefonda herhangi bir şey olmuyor. Sadece bir görüntü olarak eklenmiş. Sizler de buradaki ek eşyaları kullanarak ne iş yaradığını bana belirtebilirsiniz. Sevdiniz mi veya sevmediniz mi? Bunları da yorumlarda bekliyorum. Evet yani kısaca bombodumuz da bu şekildeydi. Elimden gelince modda bulunan tüm kahramanlardan ve daha sunmuş olduğu birçok ek eşyadan bahsetmeye çalıştım. Umarım anlatımı ve videoyu beğenmişsinizdir. Eğer ki sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanımları videolarını seviyorsanız, kanalıma abone olmanız ve bildirim açmanız yeterli. Ayrıca abone ol butonunun yanında bulunan bilgilerimizden açtığınız takdirde gelecek olan videodan anında haberdar olabilir, ilk yorum yazma şansını zırh kızabilirsiniz efendim. Ayrıca bu kanala katılarak da hem bana daha fazla destek olabilir hem de daha birçok özellikten yararlanabilirsiniz. Katıla ilgili daha fazla bilgi edemek istiyorsanız da şu anda açıklama kısmında bulunan linkten daha fazla bilgi ulaşabilirsiniz. O zaman yavaştan bu videomuzun da sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Hey sen bu video gitmiş olabilir ama üzülme. Senin için kanalımda yüzden fazla çekmiş olduğum birçok farklı ve sebebileceğini düşündüğüm mod videosu bulunmakta. Bunlar şu anda sağ taraftan çıkan karttan gidebilir ve tek bir oynatma sitesinde tüm mod videolarını izleyebilirsin. O zaman diğer mod videolarında görüşmek üzere.